İlk görüntüler Rusya'da. Ormanlık alanda bir kadın ve küçük bir kız çocuğu yürüyüşte. Aynı ormanlık alanda bir adam ve köpeği de yürüyüşte. Köpeğini gezdiren adam olacaklardan habersiz, can dostuyla vakit geçiriyor. Bu güzel dakikaları anı olması amacıyla kameraya kaydediyor. Lütfen dikkatle izleyin. Her şey normal bir şekilde seyrederken köpek birden huysuzlanıyor ve kaçmaya başlıyor. Tarzan, kamye! Birkaç saniye önce hayatın normal akışında olan adam gözlerine inanamıyor. Uçan bir kız görüyor. Dondurma sertleri. Evet, hep birlikte izledik görüntüleri. Şimdi levitasyon dediğimiz şey, ben onlarla ilgili bir takım böyle illüzyonlar gördüm. İşte ayağını doluyor, hafif bir birkaç santim yukarıda görünüyorlar. Hatta bir levitation vardı. Onda evet, özel bir isim vardı. İtalyan bir isim sanki böyle. Burada yaptıkları bir illüzyon mu sizce? Yani o yük tabii zaten illüzyon. Yani akla mantığa zaten aykırı. Bu kızı nasıl orada bilgisayar, yani teknolojisi mi kullanmışlar? Yoksa bir takım iplerle yapmış olabilirler mi? Çünkü ormanlık açık bir alan. Fark etmez neresi oldu. Çünkü hiçbir zaman gökyüzünü görmüyoruz. Evet, bir burada o zaman gökyüzünü görseydik. Artı iki taraftaki olası taşıma imkanları var ve üstelik görüntü bulanık. Bulanık değil mi? Zaten biraz şey yaratılmak istendiğinde böyle tereddüt yapılan bulanık bir çekimdir. Evet. O ana kadar köpek gayet net çekiliyor. Film çekenler bilir ama nedense orada odaklayamıyor. Ki makineler şimdi otomatik odaklama yapar. Burada anlamsızlık var. Yani birden bulanıklaşıyor ki uçan sadece bir elbise bile olabilir orada. Evet. Şu anda bilmiyorum devamını. Evet, görüntüleri bir. Amatör kameraya işte böyle yansıyor. Görüntüyü kaydeden adam şok geçiriyor. Yaşadığı ilk şoku atlatamadan adam ikinci şoku yaşıyor. Uçan kız birden yere iniyor ve annesinin elinden tutmaya başlıyor. Kız gerçek. Uçan bir insan gayet sakin yere konar. Evet, birden düştü. Bu birden yerde gösterildi. Yani bu, birden ve kamerayı yere çevirdi. Bu demektir ki kamerayla birisi şaka yapmak istemiş. Şaka yani bir şekilde. Bir şaka. Bir illüzyon. Peki zaten ben izlediğimde şunu düşündüm. Neden şimdiye kadar oraya bakıyordu da kamera? Bir anda kız çocuğu düşerken yere hemen çevirdi kamerayı. Evet. Düşünü göstermedi değil mi? Evet. Bir anda kucağında gösterdi. Evet. Ve birden her şey bulanık görüntü. Her şey bulanık. Yani burada esas o zaman mesela gökyüzünü görseydik biraz daha inandırıcı olur muydu? Yani bu gerçekten çünkü bunlar internette yüz binlerce kişi tarafından izlenen ve çocukların inandığı görüntüler. Yani diyorlar ki bak o uçuyorsa biz de uçalım. Aman uçmasınlar. Aman uçmasınlar yani. Ondan sonra balkondan uçmaya kalkan oluyor, çok tehlikeli. Evet, yani kimse uçamaz. Şu an öyle bir şey yok. Bu peki Budist rahipler mesela bunu efendim hep böyle işte Tibet'te şöyle bir gizli mabette şöyle böyle bir takım ballandıra ballandıra efsane anlatıyorlar. Efendim orada işte çok meşhur bir rahip var da havalanıyor. Bak işte resmi var. Yani siz bu tür resimleri görmüşsünüzdür. Gördüm, montaj değil mi bunlar? Yani çünkü bu adamlara diyorlar ki gel laboratuvarda yap bu işi, yapmıyor. Şimdi gerçekten bir insan ermişse şov yapmaz. Uçtuğunu göstermez hatta yani değil mi? Şöyle yapalım mı? Görüntüyü tamamlayalım. Onun üzerine şu soruyu soracağım. Evet, siz illüzyonistsiniz ve teknolojiden faydalanıyorsunuz. Sahne şovu gerçekleştiriyorsunuz. Ancak bir insanın teknik donanım ve destek olmadan uçabilmesi mümkün müdür? Görüntüler tamamlandıktan sonra cevabını arayacağımız soru. Buyurun. Ben uçtum. Bir insanın düşünce gücünü kullanarak uçabilmesi mümkün mü? Görüntüleri net bir şekilde izlediğimizde kızın herhangi bir düzeneye bağlı olmadığı görülebiliyor. Ve görüntülendiklerini anladıkları anda olay yerinden kaçmalarıysa olayı daha da gizemli bir hale getiriyor. Eğer uçan kız bir ip düzeneğiyle omuzlarından ya da kollarından havada asılı kalsaydı, böylesine hareket serbestisine sahip olabilir miydi? Veya elinden bir iple havaya kaldırılsaydı, yere 45 derece açıyla sallanarak durabilir miydi? Tüm vücudu bir iple sarılsaydı ya da ayaklarından bir iple havaya kaldırılsaydı. Birbirinden farklı seçenekler görüntüdeki kızın duruşuyla örtüşmüyor.
geriye bir tek seçenek kalıyor herhalde. Bu kız gerçekten uçuyor mu?